Aşağıdaki cümlelerin hangisinde taşımak sözcüğü verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? 1. Üstünde bulundurmak. 2. Bir giysiyi üzerinde giymiş olmak. 3. Duymak, hissetmek. A'ya bakıyorum. Boynunda hiç çıkarmadığı gümüş bir kolye taşırdı. Üstünde bulundururdu. Şuraya A diyelim. B. Çocuğunu pazar yerine kadar sırtında taşıyor. Bununla ilgili bir şey göremedim. Şöyle bir dursun. C'ye baktım. Her şeye karşı bir suçluluk duygusu taşıyor. Duymak, hissetmek anlamında. Buraya C diyelim. D. Üzerindeki üniformayı büyük bir gururla taşıyordu. Burada bir giysiyi üzerine giymek anlamında. Dolayısıyla buraya da D diyelim. Açıkta kalan hangisi oldu arkadaşlar? B. Bu soru için cevabımız Bursa. Aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi bu metinlerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? A. Rağmen, B. Ancak, C. Özellikle, D. Üstelik. Bakalım. Roman her gün karşılaştığımız olaylar etrafında oluşturulmuş. Nokta 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 yazar bunu sıradanlığa düşmeden yapmış. Ancak diyebilirim burada. Üstelik belki diyebilirim. Ama B diyelim. İkinci cümlem. Son zamanlarda yaşadıklarımdan çok yorulmama rağmen umutlarım dipdiri duruyor. Buraya A derim. Bütün evi silip süpürmüş. Nokta 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 akşama iki çeşit de yemek yapmış. Buraya ne derim? Üstelik akşama iki çeşit de yemek yapmış ekledim. Şimdi A'yı yazdık buraya. B'yi yazdık ilk metne. D'yi yazdık. Üçüncü metne geriye ne kaldı? Özellikle cevabım C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur? Bakalım. A. Kendinizi boş tesellilerle kandırmak doğru mu? Boş teselli derken boş mecaz anlamlı eledim. Onun düşüncelerini yüzünden okurum. Benden kaçmaz. Okumak yüzünden anlamak anlamında ama burada mecaz anlamıyla kullanılmış eledim. C. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkıyor. Şimdi burada emin adımlarla çıkıyor derken gerçekten atılan bir adımdan bahsetmiyor. Yaşanan şeylerin kademeliliği kastediliyor. Dolayısıyla C'yi de eledim. Mecaz anlam var. Ama D'de bu bölgede güzelliğiyle ünlenen birçok çağlayan var derken herhangi bir mecaz kullanım söz konusu değil. Cevap Denizli arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden üçünün anlamı aşağıda verilmiştir. Bakalım. Bir deneyin dostlarım. Deneyin bir numaralı. Sabah sabah karşılaştıklarınızla merhabalaşmayı deneyin. Onlara günaydın deyin. O birkaç günaydın. Yepyeni ama bambaşka ama nasıl güzel bir hayatın ilk adımları olacak deneyin. Tekrar okuyalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden üçünün anlamı aşağıda verilmiştir. Karşılıklı selam verip hal hatır sormak demiş. Burada merhabalaşmayı diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla buna 2 derim. B gitti. Aşama demiş. Hayatın ilk adımları olacak derken aşama bunu diyebilirim. 4'ü eledim. Bir işe başarmak amacıyla başlamak. Girişimde bulunmak, teşebbüs etmek demiş. Buna da ne deriz arkadaşlar? Denemek deriz. Buna da bir dedim. Biri eledim. Görüyoruz. 3 dışarıda kaldı. Günaydın. Cevabımız Ceyhan. Numaralanmış cümlelerden birincideki mecaz anlamlı, ikincideki gerçek anlamlı, üçüncüdeki terim anlamlı sözcüğü bulmacadaki yerlerden yerlere soldan sağa doğru yerleştiriniz demiş. Bakalım. Birincideki mecaz anlamlıyı bulacağız arkadaşlar. Daha sonra soru kökünü okuyup çözeceğiz. Yaptığı bayat espriler artık bıkkınlık vermeye başlamıştı derken bayat sözcüğü buraya bayat yazdım. Devam ediyorum. İkincideki gerçek anlamlı sözcüğü demiş. Yaşam bir ağaç gibi dal budak salınca doyulmaz olur. Bakın burada yaşam gerçek anlamıyla kullanılmış. Yaşam diyorum. Aynı zamanda arkadaşlar ne olacak? 5 harfli olacak tabii ki. Devam ettim.
Üçüncüdeki terim anlamlı uygun sözcüğü yerleştirin diyor. Ses dalgaları ekranda inişli çıkışlı çizgiler halinde akıyor. Dalga sözcüğü burada. Dalga terim anlamlı. Sonra bana ne demiş bakalım. Buna göre bulmacanın K sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bakalım K sütunu hangisi burası arkadaşlar? Bakın A A A var. O zaman cevabım B şıkkı A A A alt alta gelmiş. Cevabımız Bursa. Bu dizelerdeki uğruna sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakalım. Baharı yaz uğruna tükettik. Şöyle diyebilir miyiz? Baharı yaz için tükettik. Aşkı naz için derken ömrü tükettik. Bir hiç için. Demek ki için anlamında kullanılmış diyebilirim. A. Mesleklerle ilgili önce düşünmek sonra karar vermek gerekir. Burada bulamadım. B. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Burada da bulamadım. C. Neler yapmadık şu vatan için. Bakın şunun yerine yani için sözcüğünün yerine neler yapmadık şu vatan uğruna getirebiliyorum. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Uğruna ifadesi için anlamında kullanılmıştır diyebilirim. D'yi de kontrol edelim. İnsanlar bazı nesnelerin kişiye şans getirdiğini düşünüyor. Burada içinle alakalı bir kullanım yok. D'yi de eledim. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilebilir? Bakalım. Çok güzel, başarılı, nokta nokta olağanüstü eserler üreten sanatçılar vardır. Şimdi burada güzel ve başarılıysa bir de bunu pekiştirmek için olağanüstü eserler demiş. O zaman buraya abartacak, pekiştirecek bir şey getirmem lazım. Şıklara baktığımda hattayı gördüm. Şöyle olduğunu kontrol edelim. Çok güzel, başarılı, hatta olağanüstü eserler üreten sanatçılar vardır. Çok güzel oldu. Nokta 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 bunlar her zaman kendilerini kendilerinin istediği biçimde yansıtmayı becerememiş olabilirler. Burada da düşüncenin akışı değişecek. Bu yüzden amayı kullanacağım. Cevap Adana şıkkı arkadaşlar. Diğerlerine bakmamıza gerek kalmadı. Duymak sözcüğünün bu dizelerde kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım, haber alırım. Yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halini unutup. Bakın az önce de söyledim zaten okurken. Burada duyarım, birilerinden haber almak anlamında kullanılmış. Şıklarda bunu arayacağım. A. İşitmek, ses almak değil. B. Bir şeyi sezmek, fark etmek değil. Burada fark etmiyor, haber alıyor. C. Bilgi almak, öğrenmek, haber almak. Evet, az önce de bunu söylemiştim zaten. Bu sorunun cevabı C. D. Nesnelere dokunmak ve onların fizik durumlarını algılamak, hissetmek. Bu da değil. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir konuyu ilginç hale getirmek. B. Yeni bir yöntemle sergilemek. C. Farklı bakış açıları sunmak. D. İlgiyi başka yönlere çekmek. Bazen çevrenizde olup bitenleri etrafınızdakilerden farklı algıladığınızı hissedersiniz. Ya da bu olup bitenlerde başkalarının dikkatini çekmeyen bir noktaya baktığınız olur. Böylece içinizde çevrenizde olup bitenlerin belli noktalarına yeni ışıklar tutma, yani farklı şekilde bakma arzusu oluşur. Bu arzunuzu insanlarla paylaşmaya karar verdiğiniz anda yazma serüvenine de başlamış olursunuz. Burada yeni ışıklar tutma, yani sürekli olan karşılaşılan şeylere yeni ışıklar tutmak, farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak veya farklı bir bakış açısı sunmak anlamı var. Dolayısıyla cevabım C olacak arkadaşlar. Diğerlerini eliyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bölmek anlamında bir sözcük kullanılmıştır? 1. Cüzdandaki bozuk parayla fırından bir ekmek aldı. Bulamadım. 2. Mis gibi kokan taze ekmeği eliyle ortadan ikiye ayırdı. Yani bir ekmeği böldü, ikiye ayırdı. Ayırmak bölmek anlamında kullanılmış. Cevap B gibi duruyor. 3. Ekmeğin bir parçasını sonra yemek üzere poşete koydu. Bulamadım. 4. Diğer parçayı ise sokak hayvanlarıyla paylaşmayı düşünüyordu. Burada da bulamadım. Cevabım Bursa sevgili arkadaşlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik, işte doğduğun eski evdesin birden.
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, susmuş ninnilerle gıcır diyor beşik. Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yakın anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır diyor. Delik deşik mesela. Eledim. Doğru. Gözlüyor sözcüğü beklemek anlamında kullanılmıştır. Evet, yolunu gözlüyor, yolunu bekliyor lamba ve merdiven diye biliyorum. B'yi eledim. Ruh sözcüğü soyut anlamlı bir sözcüktür. Dörtlüyü okumasam bile bunu zaten biliyorum. Dolayısıyla bunu da eledim. D. Ok sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. Ok sözcüğü terim anlamıyla kullanılsaydı okçuluk sporuyla alakalı bir şeyler anlatırdı bana. Oysa burada okçulukla alakalı bir şey anlatmıyor. Dolayısıyla cevabım D şıkkı sevgili arkadaşlar.